Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, fındık ihracatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünya fındığının dörtte birini orada üretmekteyiz. Tabii üretim de düştü. Yani üretici memnun değil, tüccar memnun değil, sanayici de memnun değil fındık fiyatlarının istikrarsız olmasından. Şahin yaptığı açıklamada Türkiye'de fındık fiyatlarını dış alıcının belirlediğini, devletin fındık için ayrı bir politika yapması gerektiğini söyledi. Ocak ayı ile Mart ayında farklı fiyat, Haziran'da farklı fiyat, Eylül'de farklı fiyat. Fındık politikasında bir denge olmadığı için hem üretici memnun değil, hem tüccar, hem sanayici memnun değil. Fındık fiyatlarında devletin desteğe ihtiyacı var. Çünkü Türkiye ihracatının 18'de birini fındıkla karşılıyoruz Türkiye ihracatında. Tarım ihracatının da %17-18'ini fındık karşılıyor. Yani 3 milyar dolar ihracat girdisi olan hiçbir ürün yok. En fazlası 500 milyon dolar. O da kayısı. Fındık fiyatlarını dış alıcı belirliyor. 2 dolar diyor, 2 dolar alıyor. Geçen sene 2 dolardı. İşte daha sonraları TMO fındık almaya başladı. 3 dolara kadar çıktılar. Yani biz öncelikle kendi ihracatçımıza %1'in altında yıllık bazda eksi makredileri kullandırmamız lazım. Ve en az dış alıcılar kadar güçlü olması lazım. Ama bu kredileri verirken de örnek 3 doların altında fındık alımı yapmayacaksın diye şart koşmamız lazım. İhracatçımıza diyeceğiz ki işte siz 3 doların altında fındığı düşürmeyin, biz TMO'yu getirmeyelim, Fiskobili'yi getirmeyelim yahut diğer kuruluşa getirmeyelim ama size %1'lik kredi verelim, eksi makredisi verelim dersek belki fındık politikası oluşabilir.